Sesim böyle. Grip ama süslü. Her şeyi taktım, hiç bu kadar süslü hissetmedim. Bu videoyu, bu videoyla ilk kez izliyorsanız, bu videoyu ilk kez izliyorsun, nasıl denir? Bu da olmaz, hop. Bu videoyla ilk defa kanalıma hoş geldiyseniz şunu söylemek istiyorum. Şimdi Kova burcunu biraz size anlatacağım. Lakin benim burcum Kova ve yükselenim de Kova olduğu için hani buram buram Kova'yı böyle dehşet çok iyi biliyorum. O yüzden de hani kişi kendinden bilir işi derler ya. Ben hani en iyi bildiğim burç tabii ki de Kova ve buram buram Kovalar beni inanılmaz iyi anlayacaktır. Ama zaten bu videoyu izliyorsanız aynı zamanda ya sevdiğiniz biri ya arkadaşınız, hani ailenizden birilerinin Kova olduğunu düşünüyorum. O yüzden siz hazırsanız ben çok hazırım ve çok heyecanlıyım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, Kova burcunun gezegeni Uranüs, eril bir burç, sabit bir burç, aynı zamanda hava elementine sahip. 3 olumlu ve 3 olumsuz diye iki kategoriye diyeyim, yani ayıracağım. Hani her burç için bunu yapıyorum. Kova burcuna da yapacağım. Ama genel özellikleriyle biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere Kova burcundan bahsediyorsak net olarak, yani kendim diye söylemiyorum ama yok, hani olumlu ve olumsuz özelliklerini söyleyeceğim ama zaten dahi burcu diye geçer. Zekadan bahsediyoruz. Şimdi ikizlerde de bir zeka var ama ikizlerin zekasıyla Kova'nın zekası çok birbirinden farklı. İkizler hızlı düşünür, bir şeyler aklına gelir ve gerçekten çabuk kavrar, pratiktir. Ama Kova icat eder. En düşünülmeyeni düşünür. Çok yaratıcıdır ve hani o yüzden zaten dahi burcu denir. Ve kafayı tırlatan Kovalar varsa delilikle dahilik arasında hani ince bir çizgi vardır derler. Bundan mütevellittir o. Mütevellit kelimesine de bu aralar bayağı bir taktım. Kovalar akıl ve mantık insanlarıdır. Akıllarına yatmayan şeyleri kolay kolay yapmaya yeltenmezler. Bu arada benim ay burcum yengeç olduğundan dolayı evet buram buram kovayım ama benim duygusallığım normal bir kovaya göre biraz daha fazla. Ay burçlarından, daha doğrusu aydan ve ayın, evet yani işte ay koçta, ay boğada diye burçlardan bahsederken bunu işleyeceğim. Ama genel olarak kovalar mantık insanlarıdır. Onlardan böyle deli gibi romantik sözler, işte inanılmaz bir balıkvari hareketler asla beklemeyin. Hatta kadın kovalar için buzlar kraliçesi denir. Erkekler için de buz kralı herhalde oluyor bu. Yani bunu duydum ben ve katılıyorum. Yani genel olarak böyle biraz soğuk durabilirler diyeyim ilk bakışta ama aslında çok arkadaş canlılarıdır ve bu hani sizi de severlerse genelde çok insan severler zaten ve böyle topluluktan hoşlanırlar. Hani birebir olarak da tabii ki de severler ve arkadaşlığa önem verirler ama 11. evden söz ediyoruz. Yani 1. ev Koç'la başladı. İşte geldik ve bizdeyiz. Yani Başak sonrası Terazi ile beraber, şöyle diyeyim. Koç'tan Başak'a kadar ben diyorduk ama Terazi'den Balık'a kadar da biz diyoruz. Ve dolayısıyla neredeyse bu 12'lik döngünün sonuna geldik. Bir sonraki burcumuz Balık. Bu yüzden ve iş arkadaşları evi 11. ev, onlar insanlarla olsun, doğaya bir katkıları olsun. Böyle hani doğayla ilgili bir şey yapsınlar ama toplulukla olsun bu. Kovaların çok hoşuna gider. Aynı zamanda derinlik severler, flört etmekten hoşlanırlar. Biz derler arkadaşlar, bu çok önemli. Yani bir kovayla özellikle beraberseniz, hani bunu burç uyumlarında bahsedeceğim detaylı olarak ama bir kova burcundan hoşlanıyorsanız ya da sevgiliniz kovaysa diyeyim, şuna çok dikkat edin. Kesinlikle siz bireyselseniz kova bundan bir süre sonra nasıl diyeyim? Böyle şey, kıl kapabilir mi denir buna? Hani çok fazla ben denilmesinden hoşlanmaz. İlişkide de biz olarak hareket edilmesinden hoşlanır. Ama neyse, buna girmeyeceğim. Hani kova ilişkide nelerden hoşlanıyor? Yani bir kadını ya da erkeği, kova erkeği ya da kadını tavlamanın sanatlarına deli gibi girebilirim. Yani gerçekten en heyecanlandığım ve dediğim gibi hani en iyi tanıdığım burç.
O yüzden de yaşadınız biraz, size bonus geliyor. Kova burcu nedense hani siz de muhakkak duymuşsunuzdur, ukala olarak algılanır. Lakin aslında kovalar ukala değildir, bilmiştir. Zaten size hatırlarsanız hani her burcun bir kelimesi var demiştim. Kova burcunun da kelimesi biliyorum ve yenilikçiyim olabilir. Çünkü kova burcu bilir. Yani hani böyle mesela onunla bir şey konuşuyorsunuz ve bilmediği bir şeyse inanılmaz ilgisini çeker, öğrenmek ister. Bunu da aslında hani öyle belli etmemezlik de yapmaz. Bilmediğini de hani öğrenmek istediği için aa nasıl bir şey o falan meraklı bir burçtur. Öğrenmek ister ama genel olarak birçok konu hakkında tabii ki de hepimiz insanız, her şeyi bilmiyoruz. Ama hani benim kanalıma biraz olsun mesela vakıfsanız ben hani bir konuyla kalmadığımı ve her konu hakkında olabildiğince tabii ki ilgimi çeken konular, ilgimi çekmeyen konular da var. Bunları nasıl merakla incelediğimi ve ele aldığımı hani sadece yüzeyde kalmadığını görebilirsiniz. Demek istediğim o ve mesela bir konuyla ilgili ona böyle bahsediyorsun, ben bunu zaten biliyorum yani der ve bunu hani mimiklerinden de okuyabilirsiniz. Kolay kolay öyle bir akrep gibi, başak gibi hani şey yapmaz, duygularını çok kolay gizlemez, anlayabilirsiniz mimiklerinden. Dolayısıyla bu bir yanlış anlaşılma. Kova hiçbir şekilde ukala değildir ama net olarak bilmiştir. Şimdi 3 olumlu 3 olumsuz olarak ele alacağım. Kovanın birinci en olumlu özelliği çok insancıl ve arkadaş canlısı olmaları. Kovalar inanılmaz arkadaş canlısıdır. Çok fazla insan severler. Çevrelerinde hep insan olsun isterler. Ama yine altını çiziyorum, bu ilk izlediğiniz videomsa bütün bunlar ama ben öyle değilim ki, bu bende yok ki, şu bende var falan gibi algılamayın. Doğum haritanıza bağlı. Her videomda altını çizmeye çalışıyorum. Doğum haritanıza bakmak gerekiyor. Gezegenlerinizin hangi burçta olduğu, dereceleriniz, açılarınız, 12 eviniz, yani bütün bunların çok büyük payı var. Ama genel olarak ilk kovaysanız buram buram bütün doğum haritanıza bakarak ve hava elementine sahipseniz de hani yine genelde bu dediklerim sizin için çok daha fazla geçerli oluyor. Böyle ele alın. Bunu da hatırlatmış olayım. İkinci en olumlu özellikleri özgürlüğüne en düşkün burçtan bahsediyoruz. Birinci özgürlüğün en düşkün burç kova. İkincisi yay. Üçüncüsü ikizler diyebiliriz. Bu kadarı da zaten şimdilik yeter. Yani özgürlüğüne aşırı derecede düşkün ve bir kova ile arkadaş olmak istiyorsanız eğer ya da onu anlamak istiyorsanız özgürlüğünü anlamanız gerekiyor. Kovayı hiçbir şekilde sınırlandıramazsınız. Yani bir arkadaşlıkta da kendini kapana kısılmış hissederse bir şekilde oradan çok da açık sözlüdür. Hani kusura bakma bu bana iyi gelmiyor der ve gider. Yani kovayı çok burada tükaka da yapmak istemiyorum ama gerçekten sıkılmışsa da arkasına bakmadan da gider. Çünkü şunu da anlamanız gerekiyor. Kovaların bir egosal tavırları vardır. Bunun da en büyük sebebi arkaları aslan. Yani bizim arkamız aslan ve bunu yadsıyamayız. Aslan da hatırlarsanız güneşti. Ben diyen bir burçtu. Kova bundan gayrı şöyle ben diyor sosyal olarak. Yani o nasıl diyebilirim, buna ben değil ama biz anlamında daha egosal yaklaşıyor. Kovaları tanıdıkça aslında her şeyi benim anlattığımda deli gibi anlamanızı da beklemeyin. Kovalarla ilişkinize bakın ve bu söylediklerimi de aklınızda tutun. Ne demek istediğimi zaten çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi üçüncü olumlu özelliklerine geliyorum. Kovalar farklı düşünür, yenilikçidir, zekidir dedim ve düşünülmeyeni düşünmeye çok heveslidir ve bunu zaten gayri ihtiyari yaparlar. Ama üçüncü en olumlu özellik olarak hani bir cümle, bir kelime söylersem orijinallerdir. Ve bu orijinalliklerini bir şekilde ortaya çıkarmaları gerekiyor. Kova burcuysanız yaratıcılığınızı bir şekilde ifade etmeniz şart. Çünkü eğer hani bu değişikliğinizi, tuhaflığınızı ortaya çıkaramıyorsanız kendinizi yalnız hissetmeniz kaçınılmaz olur. Ve bunu da açıkçası ben gerçekten hiç istemem çünkü bu can yakan bir şeydir. O yüzden yani her burcun sunduğu bir hediye var ve her burç kendine has birçok hediyelerle dünyaya geliyor. Ama kova burcu yenilik, orijinallik olduğu için sizin bu armağanınız, bu hediyeniz neyse onu ortaya çıkarmak için
Elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın diyeyim. Aklıma gelmişken şunları da ilave edeyim. Gelenek göreneklere en bağlı burcumuz biliyorsunuz Başak'tı ve en az bağlı burcumuz da Kova. Aynı zamanda ve yine bundan mütevellit evlenmeye en az hevesli burç Kova diyebiliriz net olarak. Kova çocuk sahibi olabilir, yani sevgili olabilirsiniz, aynı evde yaşayabilirsiniz. Zaten artık 2020'deyiz, hani Türkiye içinde artık bu yanlış anlaşılacak bir şey değil. Bunları aştığımızı düşünüyorum, hani düşünce yapısı olarak. Tabii ki de herkese saygım var, bunu asla böyle algılamayın. Ama Kova'nın evlenmesi evet zordur. Çünkü evlenme fikri bile böyle ondan bir an önce kaçmalıyım hani düşüncesini meydana getirebilir. Şimdi kovaların 3 olumsuz özelliğine de geleceğim. Sanmayın ki ben kovayım diye kendimi burada dağlara çıkaracağım ya da böyle öveceğim ya da hani böyle süslü püslü giyindim de hiç de bir şeyler söylemeyeceğim. Hayır, bizim de 3 olumsuz özelliğimiz var. Birinci olumsuz özelliğimiz arkadaşlar, dominant olabiliriz. Kovalar gayet dominant olabilirler ve bir şeye inandıkları zaman sabit bir burç olmalarından dolayı da ondan vazgeçmemeleri çok muhtemel. Ve bu onlar için büyük bir aslında engel ve yani nasıl böyle olabiliyor anlayamıyorum. Hani bu kadar yenilikçi, orijinal ama aynı zamanda bu kadar da sabit olabiliyoruz. Bunu gerekli yerlerde aşmamız gerekebiliyor. Bunun da farkında olmamız lazım. Bazı fikirlerimize sıkı sıkıya tutunuyorsak özellikle bunlara bir bakalım. Çünkü bunların gerçekten gerçeklik payı var mı? Neden bu inançlara sahibiz? Bunu bir sorgulayalım. İlla biz öyle düşünüyoruz diye bir başkasına göre de o gerçek olması gerekmiyor. Çünkü bazen kova tutturursa tutturur ve o düşündüğünden vazgeçmeyebilir. Kovaların ikinci en olumsuz özelliği, sakinlikten çok hoşlanmazlar ve çabuk sıkılırlar. Burada aslında hani ikizlerle, yani biliyorsunuz terazi ve ikizler hava burcu olduğu için kova da hava. Size demiştim hani böyle bunu akraba gibi düşünün. Hani birbirleriyle çok iyi anlaşırlar ve ikizler de hemen sıkılır ama ikizler maymun iştahlıdır. Burada kova böyle değildir. Yani maymun iştahlı diyemem. Meraklıdır evet ama derine inerek araştırır. Çünkü kova kesinlikle çok daha fazla araştırmacıdır. Lakin çabuk sıkılmalarının en büyük sebebi hep keşfetmek isterler ve yenilikten hoşlanırlar. Hani bir şey rutine bağladığı zaman kova oradan vın. Dolayısıyla hani sakinlikten de öte böyle bir kargaşa olsun, böyle bir şeyler hani hep olsun etraflarında, bunu severler. Çünkü o kargaşada, o kaosta bile onlar sakin kalabilirler. Hani onlar böyle, mesela kovalar gerçekten çok kolay. Bir anda böyle 10 iş yapabilirler ve sanırsınız ki sizi dinlemiyor. Ama bir bakarsınız ertesi gün o sizin söylediğiniz ve hiç dinlemediğini sandığınız şeyi hemen böyle "Aa bak sen dün bana bunu demiştin değil mi?" diye ortaya koyar. Dolayısıyla hani bunları bilmenizde fayda var. Üçüncü olumsuz özellik olarak hani ilk birinci de aslında dominanttırlar dedim ama ikisini birden verdim. Hani hem sabit hem dominanttırlar dedim. Aslında üçüncü özellikleri olacaktı. Sabit olmaları ve fikirlerinden kolay kolay vazgeçmemeleri. Olsun, böylelikle yani ne dedim? Dominanttırlar. Fikirlerinden kolay kolay vazgeçmezler. Sabit fikirli olabilirler ve aynı zamanda çabuk sıkılabilirler ve sakinlikten hoşlanmayabilirler. Kova ile ilgili son olarak size şunları da söyleyebilirim. Asidirler arkadaşlar. Kesinlikle asi bir burçtan bahsediyoruz. Kafasına eseni yapan, canı ne isterse onu yapabilen, çok rahattır, rahatına düşkündür. En cool burçtur. Yani bunu söylemem gerekiyor. Hani bunu ya kendim diye söylemiyorum diyeceğim ama ne yapayım? Gerçekleri söylemem, ben cool muyum bilmiyorum. Ama kova burçları cooldur. Hani şimdi her şeyi de illa kendim diye algılayacaksınız diye de çekinmeme gerek yok. Çünkü kova burçları cooldur, gerçek. Çok adildirler, asla yargılamazlar. Yani hiç yargılamayan, mesela en tuhaf, en garip sırlarınızı anlatmak istiyorsanız direkt çevrenizde kova, en yakın arkadaşınızı bulun. Ya da yani bir kovaya anlatın ama buram buram kova olması gerekiyor. Size ha yani yargılamadan yaklaşır, hiç korkmanıza gerek yok genel olarak. Sevdiklerini çok sahiplenirler. Gerçekten aşık olmaları kolay değildir. Ama çok flörtü bir burçtur. Flört etmekten çok hoşlanırlar. Şahsen ben size çok açık bir şey itiraf edeyim. Ben kendim kovayım dedim. Biliyorsunuz yükselenim kova dedim. Birçok gezegenim yayda ama bu önemli değil. Şunu söyleyeceğim.
Ben mesela kova erkekleriyle kolay kolay ilişki kurabileceğimi düşünmüyorum. Tabii ki de sabit bir burç olsam da böyle sabit olarak hani bu değişmez demiyorum. Ama kova burcu erkeğine kolay kolay güvenemeyebilirim. Bu da aklınızda bulunsun çünkü flört etmeyi severler. Tabii ki bu kadını için de geçerli. Ama kadınlar aldatma konusunda ya da böyle başkalarına bakma konusunda erkeklerden tabii ki de çok daha sadık ve bağlı. Bu yüzden bunu size söylüyorum. Şimdi kovanın mesleklerine gelelim. Kovalar toplumsal konularla ilgili işleri severler. Bunda başarılı olurlar. Ekip çalışmasına önem verirler. Astroloji onlara kesinlikle çok uygundur. Danışmanlık olabilir, eğitim vermek olabilir. Ekip çalışması içeren çalışmalar, işler kesinlikle Kova burcuna uygundur. Şimdi Kova ünlülerinden bahsedeceğim. Bir kere ben büyük bir Candan Erçetin hayranıyım. Şebnem Ferah'tan sonra geliyor zaten apayrılar. Ama canım Candan Erçetinciyim. Şurada lütfen dursun. Ve Kova erkeği açıkçası çok bulamadım ama Engin Günaydın mesela Kova. Kova olmasına da bayağı şaşırdım kendisinin. Aynı zamanda Ajda Pekkan, Shakira ve Ed Sheeran mesela var. Ed Sheeran Kova, Justin Timberlake Kova, Oprah Winfrey şöyle koyalım. Oprah Winfrey dev bir Kova. Kovalarla ilgili bu arada hani bu isimleri size söylemişken şunu da söylemek istiyorum. Bu insanların bakışlarına bir bakın arkadaşlar. Yani mesela Engin Günaydın hiç evlendi mi? Sevgilisi var mı? Yani genelde biz onu hep yalnız görüyoruz. Buradan şunu demek istiyorum. Kahvemi de alayım bu arada. Mesela Candan Erçetin de hiç evlenmedi bildiğim. Ajda Pekkan da hiç evlenmedi ve hani böyle bir soğukluk vardır onlarda. Böyle bir duruşlarında. Hani bir buna bakın. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aynı zamanda şunun da altını çizmek istiyorum. Hani soğuk dururlar diyorum ama bakışlarında da bir şefkat duygusu vardır. Yani hem şefkat hem sevgiyi görebilirsiniz. Mesela Oprah Winfrey bakışlarında net bunu görürsünüz. Bir bakın Candan Erçetin'e, Shakira'ya. Benim gözlerime de bakabilirsiniz. Sevgi görüyor musunuz? Şefkat görüyor musunuz? Bilmiyorum. Yorumlarda bunu benimle paylaşabilirsiniz. Ama genelde böyle sıcaktırlar ve uzaydan gelmiş gibi de böyle bir halleri vardır. Yani sanki bu dünyaya böyle biraz da yabancı dururlar kovalar. Zaten dediğim o böyle ben bir tuhafım galiba ya ben bir değişeyim falan duygusu bundan kaynaklanır. Ama benim nacizane önerim bununla barışmanız. Yani böyleyiz. Yapacak bir şey yok. Hani bizim de duruşumuz ya da tuhaflığımız var. Bu arada son olarak böyle söylemediğim şeyler var mı diye düşünüyorum. Şunu da söylemem gerekiyor. Kovalar arkadaşlıklarına, aşklarından daha çok önem verebilirler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten aşırı dost canlısı bir burcuz. Yani kovada, ikizlerde, yayda bayağı dost canlısıdır. Hani en böyle aklıma gelen terazi de insan sever ama terazi daha çok ilişki insanı. Hani birebir ilişki böyle duygusal. Bu böyle. Onun dışında da pratiklerdir, objektifizdir diyeyim. Doğum gününüz gani 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 böyle kutlu olsun. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Kovalar sizi gerçekten çok seviyorum. Her burcu çok seviyorum ama yani ben kovayım. Yani bunu artık bir daha söylemek istemiyorum. Sıkıldıysanız da kusuruma bakmayın. Ama hani kovalara böyle değişik bir kanım kaynıyor. Ne yapayım benim burcum. Size şunu söylemek istiyorum. Hani kova böyle bir öğretmeye heveslidir. Bunu da söylemiş bulunayım eğer ki bütün video boyunca söylemedim galiba. Ama aslında bizim böyle evet bir öğretme dürtümüz vardır. İçimizden geliyor. Yani bu kova DNA'sında vardır. Hani böyle o yüzden de eğitimci, öğretmen, böyle ekip çalışmalarıyla hani bir şeyler öğreteyim, paylaşayım diyen bir burç. Ben de burada size hani bir şey öğretmek durumuna kendimi sokmak istemiyorum ama paylaşmak istiyorum. Şunu söyleyeceğim, nacizane bunu öyle alın. Doğum gününüzde kendinizi diye böyle öpün, koklayın, iyi ki varım deyin. Yani iyi ki doğdunuz. Ben de 31 Ocak doğum günüm. Bu vesileyle bunu hem size söylüyorum hem de kendime söylüyorum. Çünkü öz şefkat, öz sevgi. Hani bütün bunlar çok önemli. İlk önce kendimizi sevmemiz, kendimize şefkat duymamız ve kendi kendimize iyi ki doğdum ya, iyi ki varım diyebilmemiz gerekiyor ki bunu başkalarıyla gerçekten paylaşabilelim. Bu yüzden iyi ki doğdum, iyi ki varım, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Daha nice 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 güzel yaşlarınız olsun.
Her burcu sevgiyle kucaklıyorum. Beni izlediğiniz için de gerçekten çok müteşekkirim. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmanızı çok bekliyorum. Ve bir uçak geçiyor bu arada. Gözüm ona takıldı, yükseliyor. Tam bu anda uçak geçiyor. Ben böyle anlamlar yüklemeyi çok severim. Başka size söyleyeceğim. Abone olun. Abone olmaktan çekinmeyin. Desteğinizi göstermekten çekinmeyin. Paylaşmaktan çekinmeyin. Sevginizi sunmaktan çekinmeyin. Sarılmaktan, dokunmaktan çekinmeyin. Gerçekten bunu yapın ve bugün, özellikle bugün, bu videoyu izlediğiniz gün şunu yapın. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi, vermekle ilgili, mesela vermekle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız vermek, almakla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız da almak. Bu ne demek? Mesela kolay veremeyen bir insansınız bir şey, yani bu sevgi olabilir, gülüş olabilir, bakış olabilir, bir hediye olabilir bu anlamda. Gidin mesela bir sokakta gördüğünüz birine, ne bileyim, para verin, yemek alın, bir şey yapın. Ya da almakla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, arkadaşınız size güzel bir söz söyledi, bakın gözlerine, çok teşekkür ederim, çok sağ ol deyin. Bunu yapın. Bilmiyorum, içimden geldi, fışkırdı. Ah, böyle hepinizi çok seviyorum. Hafta yorumlarınızı bu arada bekliyorum. Siz Kova burcu musunuz? Ve Kova burcuysanız bu videoyu nasıl buldunuz? Kova burcu değilseniz sevdiklerinize bu video nasıl geldi, yani onları ifade ediyor mu diyeyim. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Yoksa ben susmayacağım. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu da şey gibi oldu. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güzel bir gün olsun. Susmuyorum. Asla susmuyorum.